Evet. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Kıymetli konuklar. Bugün yine birlikteyiz. Yine her şey doğaçlama şekilde konuşulacak. Yine bir konu olmadan ama konuk var ama konu yok. Bir şekilde o konunun durumuna göre konular ortaya çıkacak. Evet. Arkamızdan arkamızdan bir şeyler geliyor. Yaklaşıyorlar bize doğru. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Abi hoş bulduk. İsim neydi efendim? Ahmet. Ahmet Bey. Soyadınız neydi? Ahmet Yüksel. Ahmet Yüksel. Siz ne efendim? Saadettin Çeşmeci. Memnun oldum. Hoş geldiniz bu arada. Kolay gelsin. Nereden böyle denizden geldiniz? Yani dedi ki balık tutmaya gidelim dedik denize. Tutamadık. Biz de çıktık. Çok güzel. Çok evet. Güzel yapmışsınız. Evet. Saatine bir iyi balık tutar. Ben balık geldi mi sahne? Evet balık uğraştık ama yakalayamadık. Ben zaten abi niye bu kadar atıyorsun diyor. Yok abi doğaçlama gidiyor olayla. Zayıf buraları kesecek rahat olun. Evet değerli arkadaşlar Ahmet abiyle beraber Saatin abi de burada. Ahmet abi biraz kendinden bahseder. Evet ben aslında Artvinliyim. Sakarya'da kalıyorum. Orada erkek hemşireyim. Aynı zamanda sporla uğraşıyorum. Ufak çapta spor merakım var onu yapıp duruyorum. Geldik buraya. Bir misafir olarak bir arkadaşımız, kardeşimiz görmeye geldik. Gelmişken de bir denize girelim dedik. Girdik. Yani iyi. Su iyi, güzel. Bence Saadettin abi? Ben Saadettin Çeşmeci. Eski tekvandocuyum ben. Dördüncüden. Bu arada da body yapıyorum. Yarışmalara giriyorum. Ahmet abi benim hocamdır, üstadımdır. Onun sayesinde yarışmalara giriyorum. Beraber en son yarışmada 2 birincilik, 2 ikincilik aldık. Ahmet abine Allah razı olsun. Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması değil evet, mi? Evet İstanbul'da. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda evet aynı öyle yarışma yaptık. Şimdi yine İzmir'e gideceğiz nasipse. Daha önce şampiyonluklarımız var işte. Ama Eylül'de hazırlanıyoruz. Süper evet. Birazdan şimdi spor aletleri tarafına geçeriz. Ahmet Hoca ile Saatin abiyle hep beraber bir şekilde güzel bir sohbet ederiz. Nasıl beğendiniz mi suyu? Harika su. Evet. İlk başta soğuktu. Ama miktarlanınca ısınıyorsun. İsindiniz evet. Değil mi? Evet, güzel oldu. İlk önce dalmak önemli. Yani. Evet, dalmak. Hayatta öyle değil mi? Önce yavaş yavaş. Kesinlikle. Yani deneyimlerde öyle değil mi? Yavaş yavaş geliriz. Kesinlikle. Aynen. Yavaş yavaş. Alışa alışa. Yani siz daha bilirsiniz abiler. Ortam güzel, hoş. Hoş değil mi? Güzel. Şu kameranın bir de şöyle vereyim abi size. Evet, biraz geriye. Yeterli abi. Evet, yeterli. Ortanıza geçeyim. Karşıya bakalım değil mi? Evet. Evet Ahmet abi erkek hemşire olarak mesleğini icra ediyorsun. Kaç senedir? Yaklaşık 17 yıldır erkek hemşireyim. Bir devlet hastanesinde çalışıyorum. İşte boş zamanlarımızda spor yapıyoruz. İşte koşu, yüzme, ağırlık kaldırma onun gibi şeyler yapıyoruz. Sen Saadettin abicim? Ben de Goodyear'dan emekliyim. Tekvandocuyum, eski milli sporcuyum ben de. Bu şekilde de body yapıyorum 20 yıldan beri. Body tekvanda devam ediyoruz. İnşallah Ahmet abiyle hayalimiz İspanya'ya gidip milli olup 35 yıl sonra ikinci milli olup yurt dışında ülkemizi teslim etme. Ya süpersin. Ama hayallerimiz evet var ya. Abi. Hayallerimiz İsmail'e var. İspanya'ya gidilecek. Tabii hayallerimiz bu bizim. Niye öyle diyorsun abi? Çılgın hayallerimiz var Ahmet abi. Bir de aynı zamanda yeteneksiz de yarıştım bir de. Evet yeteneksizsiniz de bunları zaten evet. Gireceğim böyle. Aaa falan. Evet. Orada tutsan abi şöyle bir Hülya Avşar senin önce böyle bir şeyler yapmış. Ne yapmıştı abi böyle? Şaşırmıştım. Oh falan nasıl yapmış. Nasıl bir şey ya? Bu beklemiyordur çünkü. Bir derenin içine çıktık. Hangi pozu verirken şöyle bir poz bir yürüyüşün vardı abi. Kameraya doğru yapar mısın? Şuraya önümde evet bir tarafta yapabilirsin. Hülya Avşar gördüğü anda Ahmet abiyi bir anda ortalık karışmıştı. Pozlamaya başladım. Valla büyük cesaret. O zamanlar yeteneksizliğe çıkmak büyük cesaret değil mi? Özgüven icabıydı.
Evet. Hatırlıyorsan bir grup kurulacaktı. Evet. Kaç 10 yıl önce tanışmıştık zaten abi seninle. Hemen hemen 10 yıl oldu seninle tanıştığımız. 10 yılı geçti. Geçti değil mi? 10 yılı geçti. Evet, 10 yılı geçti. Yani öyle... 2013-2014'te yarıştık. İlk turda tek çıkmıştım. İkinci turda dansçı ekibimle çıktım. 10 kişiyle çıktık. Onlarla birlikte yarıştık. Yarın finalde elendik. Bir de bir yarışım oldu. Bir de şey yaptı. Ama tabii vücut gösterisi yaptığımız için belirli yere kadar ilerleyebiliyorsun. Bir şey yetenek yoktu çünkü. Sadece vücut gösterisi yaptık. Olsun abi, o da bir disiplin de bir yetenektir sonuçta. Değil mi Sertan abi? Aynen. Kesinlikle aynen öyle. Sporu seviyoruz biz gerçekten. Spor büyük bir hayat yani. Bize enerji veriyor. Ben 61 yaşındayım. Yaşı soracak. Şükürler olsun hala benim yaşıtlarım. Hiç 61 gösteriyor mu? Ben hala 52, 53 falan gösteriyorum. Tabii yani psike sporu, dalgıç sporu, evet. Onları yapıyorum. Body yapıyorum, tekvando yapıyorum. Dördüncü danım. Daha bir sürü hayallerim bakın, var. Bakın ben 35 yaşındayım. 24-25 yaşlarında, 24 yaşındayım tanıdığımda abilerimi. O günden bugüne gördüm işte yine tek hep görüşürüz ama yani hiç değişmez mi ya işte sporun 61 yaşında. Tamam. Hiç gösteriyor mu abi? 41, en fazla 41 derim zaten. Oğlum da Sadık Sefa buradan selam gönderiyor buna. Avustralya'da orada yarışacak makine mühendisi. Buradan ona çok çok selam sevgilerime. Sağdan selamlar. Abi sen kaç yaşındasın? 45 yaşındayım ben de. 45 yaşındayım. Sen de hiç göstermiyorsun abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bir demek ki bakıyorsunuz vücudunuza abicim. Şimdi, beslenmeyle olsun. Tabii bu spor yaparken ilk önce beslemek gerekiyor. Ona göre besleniyorsun, ona göre karbonhidratının proteinini ayarlıyorsun. Ve antrenmanını güzel yapınca da istediğin gibi şekilli vücut yapabiliyorsun. Anladım. Yani vücut daha diş, daha dinamik tutuyor çünkü. Şimdi Ahmet hocam, spor alanına gideriz. Orada biraz birkaç spor hareketler yaparız. Hem de biraz hem konuşuruz, hem gündemden konuşuruz, süper. Ekonomiden konuşuruz. Çok iyi olur. Çok bir şeyler yaparız. Evet. Tamam, o zaman oraya geçiyoruz o zaman. Biz şimdi birazdan oraya geçiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Ya işte spor aşkı böyle bir şey. Adamlar şampiyon. Hala bırakmıyorlar. Ahmet abi. Her zamanki gibi yine. Müthişsin ya. Ahmet abi şunu bir tutar mısın? Geliyorum bir dakika. Hadi. Bizim için bütün doğa, bütün her taraf bizim için spordur. Önemli yapabilmek, çalışabilmek. Şimdi bu demirlerde bir iki hareket yapacağız. Bir iki ısınma yapacağız. Bir iki kuvvet hareketi yapacağız. Evet. Pardon. Evet. Duramadım şimdi, abi. Evet hocam. Burada şimdi barfiks falan çekeceğiz şimdi. Barfiks. Önden barfiks, arkadan barfiks. Önden barfiks, arkadan barfiks. Tamam hocam. Evet. Barfiks mi yapacağız Ahmet evet, hocam? Evet şimdi barfiks yapacağız. Geniş barfiks. Yapabileceğiniz başka bir şey yok şu an. Ha, bir de tırmanmam var. Bir de yürüyüş var eller üzerinde. Tamam hocam. O şekilde yapabiliriz. O zaman başlıyor muyuz Sertan evet, abi? Evet hocam. Evet Sertan abi buyurun. Buyurun Ahmet abi. Buyurun Ahmet abi. Kaç yıl oldu Sertan abi bu iş, bu spora başlayalı? Benim spor hayatım tekvandodan 35 yıl önce başladım ortaokul dönemleri. Şu an 61 yaşındayım. Hala devam ediyorum. Body de yapıyorum 25 yıldan beri. Efendime söyleyeyim. Yarışmalarda da birinci olduk Ahmet abiyle beraber. İnşallah niyetimiz İzmir'de. Şampiyonada birinci veya dereceye girersek İspanya'ya gideceğiz inşallah. İnşallah. Bizim çılgın hayallerimiz var Ahmet abi. Çılgın hayaller. Peki evet. Tekvando'da ne durumlar? Tekvando ben dördüncü danım, eğitmenim ben. Bushido'da da ikinci danım. Ondan sonra eğitmenim aynı zamanda. Sporları hepsini kombine olarak yapıyoruz. Ama şu anda body ağırlıklı, yarışmacı ağırlıkta yarışmalara gidiyoruz. Maşallah. Evet Ahmet abi durmuyor Ahmet abi. Evet Ahmet abi. Konuşabilirsin Ahmet abi. Sen konuşurken ben de yapabilirim aynı hareketi. Ben de için. Evet o konuş anlat. Şimdi yani vücudu devamlı dinç ve çevik tutmak gerekiyor. O yüzden devamlı spor, beslenme yapmak gerekiyor. O yüzden spor beslenme değil mi? Yani illa bir salona gitmeye gerek her tarafta spor yapılabilir. Önemli o istek, o azim olması yeterli. Barfiks çekeceğim, yürüyecek miyim hocam? Barfiks çekeceğiz, enseye çekeceğiz. Biraz daha kollarımızı açacağız. Daha çok sırt tavuğu, daha çok geniş olsun diye. Çok güzel. Şimdi ense. Çok güzel. İki öne, iki arka. Şimdi öne çek. Harikasın.
yeterli. Bir de hep buradan sonra ileri doğru. Gidip geri mi dönmem lazım? Her gitmen yeterli. El pençeleri güçlenmesi için. Bu şekilde çok güzel. Bu şekilde gidiyorsun. Harika. Bu şekilde hem el pençeleri güçlü oluyor. Kuvvetin güçlü. Sağlam tutmuş oluyorsun. Bunu kaç set yapacağız böyle? Bu şekilde 4 set yapıyoruz. Bu doğaçlama olan bir şeydim. Bu sırt çalışıyoruz bir yerde burada. Şu an burada sırt çalıştık. Aynı zamanda ön ve arka yaptığı zaman önde kol çalışıyor, omuzda çalışıyor. Tabii ilk önce şeyimiz sırt. Sırtı çalıştırıyor. Diğeri de güç, kuvvet. Pençe, el kuvveti. Yani onları öyle güç şey yapıyor. Çünkü vücudunu hareket ettiğin için güç kuvvetten kumanı şey yapıyor. Gücü artırıyor. Bu açıdan. Tamam hocam. Bu devam edelim buna. Sonra ikinci partta tekrar görüşmek üzere. Spor bu şekilde yapıyoruz. Zor oluyor. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Ahmet abim. Evet. Ahmet abi. Sen yıllardan beri nasıl söyleyeyim, yarışıyorsun. Yarışma pozlarında hangi pozları veriyorsun? Orada yani 7 zorun pozlarımız var. Göğüs pozu, biceps pozu, sırt pozu, kanat pozu, mide pozu, onlara veriyoruz. Mesela bir onları sırasıyla verir misin? Mesela önden çift biceps, ayağımızı atıp sonra biceps gösteriyoruz. Önden kanat pozu, kanat pozu veriyoruz. Bu şekilde. Yandan göğüs, biceps pozu. Bu şekilde. Hem göğüs hem kol göstermek için. Yine aynı şekilde yandan triceps, sağ sol fark etmiyor. İstediğin koldan verebiliyorsun. Bu şekilde. Önden bacak, mide pozu. Bu şekilde. Hem bacağı da gösteriyorsun. Hem mideyi. Arkadan kanat, sırt pozu. Sırt pozumuzu verdik. Tekrar arkadan kanat pozu. Çok bu, bu şekilde pozu veriyor. Bu pozların zorunlu pozlar. Bunun geri zorunlu pozlar. Hı hı. Sonra poz bittikten sonra poz şovu yapıp başlıyorsun. Yani her istediğin bir poz verebiliyorsun. Bir yarışmanın finaliymiş gibi bir poz verme yapabilir misin? Ben de seni uzaktan çekeyim de çekmeye devam edeyim. Ben. Tamam. Evet. Evet. Bu şekilde. Gerçekten müthiş. Saadet abi sen de yarışıyorsun. Senin de pozlarını görelim. Evet, Saadet abinin de kendi has pozları var. Ben hem klasikte hem atletikte bir dakika burayı kaçırmayalım. Ben hem klasikte master erkekler 50 yaş 60 yaş üstü yarışıyorum hem de atletikte yarışıyorum. İkisinde de karışık poz vereceğim inşallah. Tamam abi. Evet. Saadet abi izliyoruz şimdi. Teşekkür ederiz. Gerçekten Saadet abi müthişti. Evet, bana da bir poz verdin abi. Ben de tamam. Benim sizin gibi formum yok. Şeyim yok. Böyle bu kameranın karşısında gelip çalışıyor musun? Benim şimdi ilk önce normal duruş yapıyoruz. Normal duruş. Şöyle kollayayım. Çok güzel. Hayır. Sarkıyor mu?
Evet. Şu hamam duruş çok güzel. Önden çip bize pozu. Şu mu? Şu. Evet, hemen kollarımız kaldırıyor. Çok güzel, harika. Kanatlarla birlikte çok iyi. Harikasın. Sonra hocam. Yandan bisepse göğüs pozu veriyoruz. Şuradan mı? Yan, evet, göğüs topuğu. Memem. Tamam. Memem sakka mı hocam? Oğlum çok şey diyor, sıkınca dikleşir o. Dikleşti, tamam. Abi iyi çalışıyordu. Evet. Çok güzel. Eskiden yürüyorduk hocam. Evet. Orada yine devam. Yine aynı şekilde yandan triceps pozu. Şuradan mı? Hemen. Ha, şu. Yandan veriyoruz. Şöyle miydi? Şöyle, evet, şuydu, evet. Yandan bastır. Çok güzel. Boşalt. Nefesini boşaltıyorsun. Göğüsler dik oluyor. Çok güzel. Ha. Harikasın. Önden, evet. Evet. Önden kanat pozu veriyoruz şimdi. Şöyle hop kaptan. Şu mu? Evet. İyice veriyor. Ayağını biraz bacak bastı kasanı da göster. İleri doğru veriyorsun. Çok güzel işte bu. Harikasın. Evet. Sonra sırttan mı hocam? Sonra sırttan veriyoruz. Sırttan. Şunu mu yapıyorum hocam? Evet. Şunu veriyorum. İlk önce normal sırtı veriyorsun. Sırtı veriyorsun. Çok güzel. Evet. Ha, harika. Sonra kanat pozu veriyoruz. Sırttan kanat pozu. Çok güzel. Harika. İyice açtır. Aç kolla. Ha, şimdi oldu. Çok iyi. Evet. Evet. Altyapı olduğu için. Sadece poz çalışarak bile nasıl nefes nefese kalınıyor. Ve müthiş bir kas acısı. Eskiden çok yapardık hocam ben sizi. Ert abi iyi ayak çalışıyordu yalnız. Evet. İyi ayak çalışıyordu. Altyapı yine devam ediyor. Çok güzel. İnşallah Ahmet hocamın, Saatin abim yine desteğiyle yine bu i̇nşallah, spora. İnşallah, evet. Aynen. Geri döneceğiz inşallah. Şu an ben artık şey yapıyorum işte abi. Hani plaj vücudu. Aslında normal yani bu yani şeyde kumda da yani bu şey deniz kenarında yani evde de yapılabilir spor. Önemli isteyebilmek. Yani önemli istemek beslenmeyle birlikte. Yani fit vücut, yani iri bir vücut olmaz ama fit vücut yapılabilir. Yapılabilir diyorsun. Evet, evet abi. Dengeli doğru. Vücut, manken vücudu. Yapmaya çalışıyoruz evet. İşte. Yani evde yani dışarıda boş boş gezene de sağa oturana da yani bir boş vakit geçirene spor yani bu işi spor yaparak da yani güzel vücut yaparak da yapılabilir yani bu. Evet. Burası bir nimet. Evet. Burası bir nimet. Abi çok büyük nimet. O zaman şöyle bir şey var. Kimselerin gidemediği, tabii. Kimselerin göremediği Babalı'dayız. Babalı'dayız evet. Babalı. Babalı'ya gelen her yere gider. Bak gider. Babalı'ya gelen dünyanın öbür ucuna bile gider. Babalı'yı görmeyen hiçbir yeri görmemiş evet, olur. Gel abi kameranın önünde miyiz? Babalı'yı görmeyen hiçbir yeri görmemiş olur. Babalı'yı güzel ya. Babalı'yı görmek lazım. Gel gez bu Babalı'yı gör. Teşekkürler. Şimdi buradan ne yapalım? Sporumuzu bitirelim. Bitirdikten sonra geçelim bir yerde oturalım. Güzel tamam. Bir yine sessiz tamam. Bir alanda sohbetimizi evet, yapalım. Evet. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin Ahmetler abi? Biz teşekkür ederiz. Tutar mısın? Yani Ertuğ abi bizi bugün çok misafir etti. Samimiyetinden, duygularından, güler yüzünden dolayı çok teşekkür ederim. Sevdiğimiz kardeşimiz. Onu bugün güzel bir günde ziyaret ettik. İnşallah biz de onu davet edeceğiz. Yine sık sık ziyaret edeceğiz. Ahmet abiyle beraber. Çok teşekkür ederim. Yani misafirimiz için teşekkür ediyoruz. Bu güzel bir çalışmadan dolayı gençlerimize büyük, yani güzel bir çalışma olur. Örnek oluruz. Yani başarı çalışmalarını başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.
Vallahi yorulduk be. Evet. Yüzdük. Nasıl geçti? Bugün güzel bir gündü. Güzel bir tatil yaptık. Hoş bir zaman geçirdik. Yüzdük. Kumda yürüdük, koştuk, kardiyo yaptık. Sensin abi bak, boşluğa bakıyorsun. Yoruldun değil mi abi? Bugün çok güzel böyle duygu anlar yaşadım. Aslında hem bizi burada çok güzel sıcak karşıladın, hem candan karşıladın, hem de burada da çok güzel bir motivasyon olduk. Tam maça hazırlandık. Bir de sevdiğim bir Ahmet Avcan var. Sen varsın. Hem güzel bir yüzdük, güzel bir mini bir spor yaptık, mini bir survivor yaptık. Heyecan yaşadık. Her şey için çok teşekkür ederim. Burası çok güzel. Babalığı gerçekten görülmesi gereken doğal ve kirlenilmemiş, yani doğallığı bozulmamış güzel bir, herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Abi gençlere ne tavsiye edersiniz ya? Şimdi biliyorsunuz ki bu fitness sporu, bodybuilding sporu artık tamamen Türkiye'de tamamen herkes yapıyor ama bilinçsiz yapanlar da var. Bununla ilgili genç yaşta farklı şeyler yönelenler de var. Onun için ne dersiniz hocam? Evet, ya, şimdi yani bu işi biraz sabretmek gerekiyor, sevmek lazım. Hızlı bir merdivene çıkmamak gerekiyor. Yavaş bir şekilde, araştıra. Yani vücudun isteyerek yapmak lazım. Hemen tutup da yani büyük şeyler, yani malzemeni alıp da yüklememek gerekiyor. Yani yavaş yavaş, sindire merdivene tırmanmak gerekiyor. Yani ve sabredeceğim, yarı yolda bırakıp kaçmayacağım. Bu bütün sporlar için. Ama bir genç, bir genç yetişkinler bir bu işi, yani bu spor için herhangi bir spor yapılabilir. Herhangi bir spor yapabilirsin. En önemli o sporda sadık kalmak ve o spor devamını getirebilmek. Ama benim için profesyonelim vücut geliştirme. Bu konuda da ilk önce beslenme. İyi beslenme yapıp, antrenman iyi yapıp sonra istediğin içeriği, içeriği vücudu yapabilirsin. Önemli olan o sporda sadık kalabilmek. Sürekliliğini getirebilmek. O yüzden bu şekilde. Biraz şey yapalım, biraz son gündemlerden bahsedelim. Nasıl gidiyor abi durumlar, hayat nasıl gidiyor? Evet. Bayağıdır görüşemiyoruz sizinle de. Uzun zaman oldu abi. Evet, epey zaman oldu. Benim neredeyse çocukluğum bilirler. Sağ olsunlar. Yaklaşık 4-5 yıldır yani yeni görüştük. Evet, görüşemedik. Bir 5 yıl biz spor salonunda çıkarken görüşmüştük. Evet. Yani 5 yıl olmuş. Ama güzel oldu, geldik. Sağ olsun davet ettin. Sağ olun, müsaitiniz yerinde mi Sadık abi? Şükürler olsun. Yani spor bizi bir hayat felsefemiz. Ben 61 yaşındayım. Yani çevreme bakıyorum, yaşıtlarıma bakıyorum. Hakikaten benim yaşıtımdaki insanlar çok sigara, alkol kullandıkları için çok zor duruma düşüyor, müşkül duruma düşüyorlar. Yani sporu ben herkese tavsiye ederim. Benim çocuğum var, makine mühendisi. O da sporcu ve bana şunu diyor, şu anda Avustralya'da, ona da buradan çok selam gönderiyorum. Baba iyi ki spora beni alıştırmışsın, iyi ki ben spor yapıyorum, iyi ki yarışmaya giriyorum. Yoksa ben ne bileyim yani kendimi böyle enerjik ve motivasyonlu hissetmezdim. Bana özgüven verdi, her girdiğim yerde beni ön plana çıkarttı, güvenilirimi verdi. Onun için spor benim yaşam felsefem, orada yarışmalara gireceğim, sana kupa getireceğim dedi. Onun için bütün gençlere ben tavsiye ederim, spor bambaşka bir şey. İnsanı genç tutar, motivasyon eder, çevre eder, kendine özgüveni olur, kendini mutlu eder. Mutlu yaşarsın. Herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum. Bugün de bizi burada misafir ettiğin için sıcakkanlıyla çok abi, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıcakkanlıların güler yüzünden olur, böyle doğal sevgi. Burada bir de sosyal faaliyetler yapmışsın. İnanılmaz. Burada bir ilk yapmışsın. Yani bir dernekler açmışsın, bir sosyal kurumlaşma. Bu da senin çok büyük burada anın olacak. Evet. Ve biz yaptık abi. Tabii süper. Yani öncülük olmuş, vesile olmuşum. Bütün ekibe burada yardımcı olanlara çok çok teşekkür ederim. Burayı tanıtmak lazım. Burası çok bakir, evet. Gizemli bir yer. İnşallah daha iyi olur. Teşekkür ederiz. Abi peki hiç surf yaptınız mı hayatınızda? Hiç yapmadım ben surf. Seyrettim. Yok. Ama buraya geldiğinize göre artık bir surf olayı olabilir. Bir denemek istersiniz. Ben herkese tavsiye ederim. Çocuklara da özellikle tavsiye ederim. Ve de inan çok böyle enteresan şey yaşadım. Burada surf milli sporcular varmış. Ben de bir eski milli sporcu. Vallahi çok imrendim. Helal olsun. Yani burada babalarını gördüm, kendi çocuklarını gördüm. Böyle milli bir sporcu yetiştiriyorlarmış. İnanın buraya gelsinler. Gelsin hocam. Gençler buraya gelsinler. Hocam. Pardon abi. Gençler buraya gelsinler. Bu arkadaşlardan faydalansınlar. Yetiştirin, milli olurlar. Hayatları değişir yani. Hayatları değişir. Evet, hayatları değişir. Kesinlikle. Hocam, katılır mısınız programımıza? Evet, Yasin hocam da geliyor birazdan. Saatin hocamız, o da eski tekvandocu, milli tekvandocu kendisi. Sizi de tekvandocu. Tekvando kendisi. Zaten biraz Türkiye şampiyonu.
Ahmet abimiz. Selamlar herkese. Görüyoruz kamerayı. Bugün burada sporcu abilerimle birlikte olmaktan mutluluk diyorum. Ete abi de böyle sporcuları bir arada bulunduruyor videolarında. Şimdi, gerçekten çok güzel bir formatta ilerliyorsun Ete abi. Şöyle bir şey var. Şimdi artık geldiler buraya. İster istemez sörfle ilgilenecekler. Sörfe gelecekler. Ahmet abi de... Yani güzel bir şey. Demin gördük. Dalganın üstünde gidiyor böyle. Hiç denememişler daha bak. Evet. Bakirler şu konuda. Yasin hocam yardımcı olacak o konuda inşallah. Tabii, tabii. Aynen. Ve gençlere tavsiye edeceğiz. Evet evet. Burayı tanıtmak lazım. Sonra bir de yorumlarınızı alacaklar yine sizinle ilgili röportaj. Surf de yeni bir tanınan bir branş olduğu için Türkiye'de. Yani böyle şeyler her zaman destekleyici olacaktır. Evet. Süper vallahi. Yani bir milli sporcu buradan çıkması harika. Büyük tabii, başarı, tabii. Büyük tebrikler. Tabii, vallahi bol bol tebrikler. Öpüyorum hepinizi vallahi. Gençlere örneksiniz yani samimi söylüyorum. İnşallah bunu yayınlaştırıp efendim yaygınlaştırıp böyle daha gençlere böyle aktiviteyi halledersiniz. Biz de yardımcı olacağız elimizden geldiği kadar. İnşallah hocam. Neyse pizza. Tamam. Teşekkürler Yasin hocam. Sağ olun. Evet durumlar bu şekilde. Ahmet hocamla Saadettin hocam geldiler. Yıllar önce biz birlikteydik, spor yapardık birlikte. Birlikte spor yapmıştığımız da var hatırlıyorsunuz. Çok çalıştık çok beraber. Çok spor yaptığımız zamanlarımız oldu. Sağ olsunlar o birlikteliğimiz hiç bozulmadı, o gönül bağı hiç kopmadı. Kesinlikle. Görüşemesek de güzel şeyler oldu. Hep hayallerimiz oldu. Evet. Hep bir hayal. Hep çılgın olacak? Hayallerimiz vardı. Ve Ertuğrul abi bana derdi yani hep çılgın hayallerimiz var abi var ama olacak mı? Ama Allah insana sağlık versin. Mutlaka insan umutsuz olmamalı. Allah o kadar büyük hazineleri var ki yemin ediyorum. Yeter ki iste. Allah o kadar önünü açıyor ki inanılmaz yani. Dün benim oğlum Avustralya hayal ediyordu. Bugün Avustralya'da. Yeter ki inan, dürüst ol, samimi ol, işten ol, yüreğini koy. Vallahi Allah her türlü yolunu açıyor. Allah çok bir cömert yani. Vallahi. Burayı bile bizi gönderdi amin. Baksana. Şükürler olsun. Evet şükürler Ahmet abi sen neler? İçinden gelen bir nasıl gidiyor ya? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor be Ahmet abi? Şimdi sen hastanedesin. Nasıl çalışma saatlerin nasıl abi? Hemşirelik kolay bir meslek değil evet. Ve uzun yıllardır yapıyorsun. Evet yaklaşık 16 yıldır hemşirelik yapıyorum. Aynı zamanda 20 senedir spor yapıyorum. Yani şimdi hastane yoğunluk temponu şeyinin zaman bulup spor yapıyoruz. Şimdi 24 saatte işte bir gün dinleniyoruz, işe gidiyorsun. Ve o tempoda yine gidip spor yapabiliyoruz. Ve o şekilde yarışmalar hazırlanıyoruz. Şimdi en son geçen hafta gittik yarıştık. İşte iki şampiyonluk olduk. Ondan bir ay önce de gittik yine Mart'ta Türkiye şampiyonasında yarıştık. Şimdi Eylül'e hazırlanıyoruz. Yani bu spor için hiçbir şey engel değil. Önemi istemek gerekiyor. İsteyen sonra her şekilde spor yapabilirsin. Mesela şu anda bile geldik deniz kenarında bir spor yaptık mesela. Yani şu anda yaptığım kalori enerjiyi yani spor sonunda da aynı şekilde harcadım. Burada da harcadım. Demek ki her yerde yapılabiliyormuş. Yapılabiliyormuş. Evet. Yani önemli istemek gerekiyor. Peki abi böyle unutamadığım bir vaka var mı şimdi hemşirelik konusunda böyle bizi aydınlatacağın, gençleri bilgilendireceğin var mı öyle bir durum? İster istemez seninle aynı meslekte olan insanlar olacak. Var mı öyle bir bilgi veya öyle bir hikaye kısaca? Var mı böyle çok sıkıntılı bir şeye gittiğin, vakaya gittiğin oldu mu böyle? İster istemez hemşiresin ama bir trafik kazasına bile gidiyorsundur ister istemez. Evet onlara da gittik, şey yaptık. Mundal esasında, trafik kazasında. Yani dereye uçmuş kişileri oradan çıkarmak, gece batı saat 2'de çıkarmak. Yani bu şekilde onları yaşadık. Böyle kalbi duran falan oldu mu? Kalbi hayata döndürme, o anki telaş. Ama şey güzel oluyor. Mesela hastaya alıp götürüyorsun hastaneye. Ölmüş şekilde gidiyorsun. Tabii o esasında ambulansta müdahaleni yapıyorsun, damayını açıyorsun, endovaskülerini yapıyorsun, kalp masajını yapıyorsun. Her şey bitti derken acile girdiği zaman tekrar müdahale geri döndürme şeylerini gördük mesela. Hayata tutunduklarını gördük. Yani o şeyleri yaşadık. Bebeklerin hayata tutunuşu, kurtuluşu. Yani o şeyleri yaşadık. Buradan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar değil mi abi? Siz daha iyi bilirsiniz Ahmet hocam. Sağlık çalışanının sağlık camiasını yani sağlık sektörünü ancak şu şekilde anlayabiliyor. O oraya düşünce anlayabiliyorsun. O acı çektiğin zaman anlayabiliyorsun o var olduğunu. Ondan önceki tabii insanın acı çekmediği müddetçe anlaşılmıyor. Ama Allah kimseye düşünmesin. Ondan size var şey yapmasın. Eksik etmesin. Halkın yanındayız yani. Tabii abi siz olmasanız ne yapacağız ya Ahmet abi vallahi.
Değil mi Saadettin abi? Yani. Sağlıkçıların ben geçen bir pandemi olayında evet ya neydi o ya? Bütün çileyi çeken evet onlar. Abi adamlar Allah, hiç uyumadılar ya. Hastanelerde uyudu, uyuyan arkadaşlarım var benim. Evet, neler evet. Çektiler ya. Ben de korona yaşadım. Yoğun bakımdaydım yani. Hasta çok en büyük zulmü sıkıntıyı çeken onlar. Onlar çektiler gerçekten. Bunlara bir de sağlıkçılara bile şiddet uygulanlara şiddetle kınıyorum. Yemin ediyorum. Yani bunlar elleri bilesin insanlar yani gerçekten. Öyle işte. Bir şekilde evet. Yaşıyoruz, bir şekilde hayattayız. Sana nasıl, hayat burada nasıl geçiyor? Benim burası için... ayrı bir dünya, ayrı bir yaşam, ayrı evet. Bir kültür, ayrı bir insanlık, ayrı bir doğa. Adapazarı'ndan gelip böyle efendim gizemli bir yerde kalmak sana ne gibi duygular yaşatıyor? Yani burayı neden seçtin, niçin seçtin, burasının özelliği ne? Kısa böyle senden anlıyorum. Buranın özelliği şöyle bir şey abi. Neden Adapazarı'ndan herkes... insanlardan geldik buraya evet, yapayalnız evet. Yani? Şöyle bir şey buranın özelliği benim için tabii ki. Bu ben her sabah uyandığımda farklı bir dünyaya uyanıyormuşum. Farklı bir gün. Farklı bir senaryo gibi. Hep farklı bir şey yaşıyorsun. Devamlı farklı insanlar tanıyorsun. Aynı yer olsa bile bir şekilde yaptığın herhangi bir aksiyon sana farklı bir gün yaşatıyor. Burası çok güzel. Ama şehir hayatında biraz klişeleşme. İş, ev. Burada pek onu anlayamıyorsun. Yani şehir hayatında bunu anlayamıyorsun. Ama burada onu da daha farklı oluyor. Eve gitmen, buradan dışarı çıkıp bir arkadaşınla sohbet etmen, biriyle tanışman. Ve onu hayatına katman falan sana çok şeyler katıyor. Ayrıyeten de doğası, sessizliği. Ben yaz kış buradayım bu arada. Yaz kışı, kışı da farklı, yazı da farklı. Zor olabiliyor kışı ama bir şekilde hep beraber arkadaşlarla atlatıyoruz. Ya. Süper. Bir Robinson hayatı gördüm. Evet, bir Robinsonluk var. Böyle bir durum var. Biraz böyle doğayla iç içe. Böyle durumlar. Bu arada ben bir kameranın şarjına bakayım. Abi. Tutumumu. Balık avı var abi. İstavrit tutuluyor burada. Kalkan tutuluyor. Süper. Çok güzel. Ben hayatımda ilk defa kalkan yedim geçenlerde. Mehmet abimiz tutmuş. İnanılmazdı. Bir tane verdi sağ olsun. Yani zıpkın mı? Şeyle bir şekilde yakalamış. Evet, mevsimi var. Yani. Süper. Ama bir şekilde yakalamış. Yedik yani ama evet. Ben hayatımda ilk defa yedim. Ne kadar lezzetli bir balıktır ya. Evet. Kalkandaki protein nasıldır sizce hocam? Evet. Ama protein aslında yüksek. Yüksektir ama, değil mi? Yüksek. Aynı zamanda yağ oranı da güzel aslında. Yani rujun içinde ihtiyaç olan yağı da karşılayabiliyorsun onlarda. Hmm. Yağ oranı da güzel. Evet. Ama bir şey söyleyeyim, yedik böyle kalkanı. Kalkanın içinde o kadar çok yani sert böyle yatağı kıyık kılçık var ki yani etin, hani toplasın eti şu kadar et çıkıyor. Evet. Şu kadar evet, kalkanda. Evet. Ama ne kadar pahalı olmuş bu kalkan. Kesinlikle. 300 lira mı? Bulamazsın. Allah'ın insanlara düşünebiliyor mu? Ne bir lütufları. Denizden onu alıyorsun. Ya. Ve doğal bu yani. Neler neler. Nimet ya. Ne kadar şık yoksa daha az. Yemin ediyorum. Sağlık kadar büyük nimet. Buradaki derin nefes. Ahmet abi bilirsin. Hastanelerde binlerce evet. İnsanlar var. Yatıyorlar orada. Ve sağlık problemleri var. Şuraları televizyonlardan izliyorlar. Biz Allah'a şükretmeyelim de ne yapalım? Ayağımıza bir diken bassa isyan ediyoruz ya. Şuradaki kalmak bile, nefes almak bile büyük bir nimet. Öyle değil mi Ahmet hocam? Öyle değil mi Ahmet? Her gün hastanelerdesin, gözünü seveyim. Ne vakalar, neler görüyorsunuz? Sana umutla bakanlar, ümitle bakanlar, bir yerde birileri ölüyor, birileri doğuyor. Bir çıksam şu hastaneden diyenler. Değil mi yani? Vay. Ve sen o potansiyel içerisinde hayatına tutunuyorsun diye. Bütün sağlık çalışanlar böyle. Spora adıyorsun kendini. Çünkü tamamen orası olmuşsun hayatında. Hiçbir sosyalliğin olmaz. Çünkü yani hastane çok farklı bir ortam. Ve orada her tür vakayı görebiliyorsun. İşte zehirlenmesinden, bıçaklamasından, kalp krizinden tut, tansiyonu çıkanı, ondan sonra şeker hastası. Böbrek yetmezliği. Evet. İşte kanser olanı hepsini bir anda görüyorsun onları. Ve onları kendini kaptırmadan o işi yapmak. Yani tabii bizim mesleğimiz, bizim şeyimiz olduğu için çok az bir şekilde etkilenmeden kurtarıp kendimiz şey yapabiliyoruz. Ve ondan kurtulabilmek için de yani çünkü düşün bir bebek geliyor işte diyelim işte böbreği yok bir, yani bir yetişkin geliyor işte de ayağı kesilmiş ya da kurşunlama insan üzülüyor şey yapıyor. Tabii. Ama yani bunu psikolojik atlatmak gerekiyor. Sen yavaşça yaptıkça bu işte tabii atlatabiliyorsun. Şimdi atlattıkça da müdahale etmenin şeyi yükseliyor. Şimdi biz orada yani hayat vermek için oradayız. Yani yani o kişinin tekrar hayata döndürmesi için, yani şifa olmak için oradayız. Yani o yüzden kendimiz psikolojik iyi olduğumuz müddetçe karşı kişiye de faydamız oluyor. Yani o yüzden bu eğitimi de aldık. Yani orada da o vakaları görünce kendini biraz daha işte kafayı da atmak için de ya gezmeye gidiyorsun, ya tatile gidiyorsun, ya spora veriyorsun, ya da el sanatlarına veriyorsun. Çünkü o kadar şey vakanın içinde psikoloji bozulmayan
çok nadir insan yani. Evet. Yani Ahmet abi, yaşantımızda bir sürü sıkıntılarımız var. Bunaldık, dert edildiğimiz şeylerde aslında bir hastaneye gidildiği zaman, bir insanlara bir ziyaret edilse, bir böbrek diyalize giren insanlara ziyaret edilse, o derdimizi unutur muyuz, unutmaz mıyız? Yani, sağlık büyük nimet. Şükür etmesine bakacağız. Şükür etmesini öğreneceksin orada. Çünkü sende bir hiçbir şey yok. Hiç sağlık, yani bir sorun olmadığı zaman, o sağlıklı, yani sağlıklı olmayan kişileri gördüğün zaman tabii şükür ediyorsun. Yani çünkü o, yani bir de şu var. Yarın gün onların gibi olacağını nereden biliyorsun? Bilemiyoruz. Evet, yani sonuçta sonlu, hepimiz tabii. Sonuçta hepimiz sonlu varlıklarız. Bir şekilde ölümü tatacağız, öleceğiz, gideceğiz buralarda. Ona göre yaşamak lazım. Ona göre hayata tutunmak lazım. Hayata tamamen sımsıkı bağlanmamak da lazım. Bazı insanlar tamamen sımsıkı bağlanıyor ve ondan sonra çok sımsıkı bağlandıkları kişilerin hayattan koptuğu zaman hayatları perişan oluyor. Onlara da biraz ölümü kabul etmemiz lazım. Değil mi? Böyle çok da şey konuştuk ama ne yapalım, bunlar gerçeklerimiz. Benim söyleyeceklerim şu an bu kadar. Sizin var mı abi söylemek, eklemek istediğiniz bir şey? Yani o yüzden hayatı ve diğer tarafı da aynı anda yaşamak gerekiyor. Bir yere yönlendirmek lazım. İlk önce kendin sağlığın, sonra başkasının sağlığı. O yüzden düzenli beslenme, düzenli antrenman ve gezmek. Gezmek. Evet, kafa yapmak için gezmek lazım.